Merhabalar sevgili arkadaşım. İndirgemeli dizilere devam ediyoruz. Neyle? Kazanım 14'te devam ediyoruz. Hadi bakalım. Başlayalım mı? Çok güzel sorular var. Az önce bir önceki kazanımda, 13. kazanımda indirgemeli dizilerde toplama çıkartma işlemleri yaptık. Merdivensiz kavramlardan bahsetmiştim. Burada da çarpma ve bölme işlemleri yapacağız. Tamam mı? Başlayalım. Hadi meraklıyım ve heyecanlıyım. Güzel sorular çözeceğim çünkü. Şimdi şöyle bir göz gezdirdiğim zaman tabii A11 tamam. N pozitif doğal sayılar olmak üzere tabii dizinin tanımı gereği. An artı 1 eşittir N çarpı An. Tamam, ben bunu şöyle yazmak istiyorum. An artı 1 bölü An eşittir N. Hay hay. Dizinin 21. terimi kaçtır diyor. Tamam, N yerine 1 yazalım arkadaş. A2 bölü A1. Kaçtır? 1'dir. N yerine 2 yazalım. A3 bölü A2. Değil mi? N eşittir 1 için A2 bölü A1. 1. N eşittir 2 için A3 bölü A2 eşittir 2. N eşittir 3 için A4 bölü A3 eşittir 3. Nokta nokta 21. terim diyor, değil mi? N eşittir 20 için A 21. terim diyor. A21 bölü A20 eşittir. Nedir? 20'dir. Hay hay. Biz bunları yan yana çarpar isek şu şekilde. A3 bölü A2, A4 bölü A3, nokta nokta A21 bölü A20. Şimdi bu 1'dir, bu 2'dir, bu 3'tür, nokta nokta bu da 20'dir. Şimdi biz bunları çarparsak şayet. Çarptığımız zaman A2 A2 ile gidiyor. A3 A3 ile gidiyor. A4 A4 ile gidiyor. A20 A20. Ne kaldı? A21 bölü A1 kaldı. Değil mi? Bu da 20 faktöriyel yani. Birden 20'ye kadar olan sayıların çarpımı 20 faktöriyel. A1'imiz kaçtı? 1'di. O zaman A21 eşittir 20 faktöriyel olarak kalmış oldu. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? B seçeneğidir. Gelelim indirgemeli dizilerde kazanım 14'te ikinci sorumuza. Şimdi yine aynı şeyi yapalım. Ne dersin? An bölü an eksi 1 eşittir 2. Dizinin genel terim aşağıdakilerden hangisidir? Hay hay. Hay hay. Hep 2 değil mi? Hep 2. Şimdi o zaman n yerine 1 versem. Pardon, n yerine 2 versem. A2 bölü A1. Kaçtır bu da? 2'dir değil mi? Çarp n yerine 3 versem A3 bölü A2, bu da 2'dir. Çarp n yerine 4 verelim, A4 bölü A3, o da eşittir 2. Hepsi 2 çünkü. Ne yaparsan hep hepsi 2. Çarp nokta nokta n yerine n verelim. An bölü an eksi 1. Tabii ki bu da 2. Tamam. Şimdi gelelim burada işlem yapmaya. Hepsini çarptık değil mi? Çarparsak sol çapraz bu sefer sadeleşecek. Buradan an bölü a1 eşittir. Tabii ki a1'den birden n eksi 1'e kadar 2 üzeri n eksi 1 gelecek değil mi? N eksi 1 tane 2 demek çarpımları 2 üzeri n eksi 1 demektir. Tabii ki de a1 1 idi. O zaman an eşittir 2 üzeri n eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? B seçeneğidir. Evet, gelelim kazanım 14'ün 3. sorusuna değerli arkadaşım. 3. soruya bakalım. Bu da bir sınav sorusu 2020 AYT. A'nın gerçel sayılar dizisi her n pozitif tam sayısı için a'n artı 1 eşittir a'n artı b eksi 1 üzeri n çarpı a'n bölü 2 eşitliği sağlanmaktadır. A5 18 olduğuna göre A1 kaçtır? Şimdi değerli arkadaşım, burada düşünmemiz gereken şey şudur. Bizde verilen bir bağıntı var. Bir genel terim demeyelim. İndirgemeli bir dizi var. Bu indirgemeli dizinin yanı sıra A5 verilmiş. A1 isteniyor. Şimdi merdivensi fonksiyonlardan bahsetmiştim. Merdivensi fonksiyonlardaki kullandığımız mantık gibi. Yani neydi merdivensi? Basamak basamak. Yani A5 verilmiş ve A1 isteniyor değil mi? O zaman A5 verilmiş, A4'ü bulurum. A4'ten A3, A2, A1 ve kadar yavaş yavaş 3 adım 4 adım da A1'e doğru iniş gerçekleştirmem lazım. Doğru mu? O yüzden vereceğim en değerlerini
Yani önce bir 5'i bulurum. 5'i sağlayacak şekilde bir değer veririm. Oradan sonra 4, 3, 2 şeklinde 1'e kadar inmem lazım. Mantık bu. Şimdi beraber bu işlemleri gerçekleştirelim. Ne diyelim, ne yapalım? N eşittir 4 için, değil mi? A5'i bulmak istiyorsam. O zaman ne oluyor? A5 eşittir A4 artı eksi 1 üzeri 4 çarpı A4 bölü 2. Eksi 1 üzeri 4 1 yapar. A2 A4 bölü 2 1 A4 daha ne yapacaktır değerli arkadaşım? A5 eşittir 2 3 A4 bölü 2 yapacaktır. Devam ediyorum. N4 dedik. Şimdi N yerine 3 yazalım. N yerine 3 yazalım. N eşittir 3 için. A4 eşittir. Değil mi? A3 artı eksi 1 üzeri 3 A3 bölü 2. Hay hay. Burada eksi 1'in küpü eksi 1 yapar. Yani A3'ten 1 A3 bölü 2'yi çıkarsak A3 bölü 2 kalır. O zaman A4 eşittir A3 bölü 2 olacaktır. A5'i A4 cinsinden yazdık. A4'ü A3 cinsinden yazdık. Şimdi devam ediyoruz. N yerine 3, 2 yazalım. N yerine 2 yazalım, değil mi? 3, 4 yazdık. 3 yazdık. N eşittir 2 diyelim. O zaman A3 eşittir A2 artı eksi 1 üzeri 2 A2 bölü 2. Burada eksi 1'in karesi 1'dir. A2 artı A2 bölü 2'den 3 A2 bölü, yani A3 eşittir 3 bölü 2 A2 yapacaktır. Devam ediyoruz. Son olarak da 1'i bulmak istiyorsak n yerine kaç yazalım? N yerine 1 yazalım. A2 eşittir A1 artı eksi 1 üzeri 1 A1 bölü 2. Buradan A2 eşittir. Ne gelecektir der? Eksi 1'in birinci kuvveti negatif olduğu için A1 bölü 2 gelecektir. Sonrasında bu işlemleri tek tek çarpalım. Şöyle düşünüyorum. A5'i bulduk. A4'ü bulduk. A3'ü bulduk. Ve A2'yi bulduk. Bu A1 cinsinden bulduk. Bunları taraf tarafa çarpalım. Yani A2 çarpı A3 çarpı A4 çarpı A5 eşittir. A2 neydi? A1 bölü 2'ydi. A1 bölü 2 çarpı A3 neydi? 3 bölü 2 A2 idi. A4 neydi? A3 bölü 2 idi. A5 neydi? 3 bölü 2 A4 idi. Tamam. A2 var. A3 var. A4 var. Bunları sadeleştirelim. A2, A3, A4. Burada ne kaldı? A5 kaldı. Eşittir. Burada 1 bölü 2, 3 bölü 2, 1 bölü 2, 3 bölü 2, 9 bölü 16 mı yapıyor? 9 bölü 16 çarpı A kaç yaptı? A1 mi yaptı? Evet. A5 18 olduğuna göre, A5 18 olduğuna göre 18 ile 9 sadeleşirse burada 2 kalır. Karşıya atarsak A1 eşittir 30, A1 eşittir. Şöyle biraz daha düzgün yazalım. Biraz da A1 eşittir 32 olarak bulunacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? D seçeneğidir. Bu şekilde kazanım 14'ünde sonuna geldik. Kazanım 15'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.